Merhabalar, sizinle fibromiyalji hakkında konuşmak istiyorum. Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması ya da kas romatizması, kronik ağrı ile giden bir hastalık. Hastalar bize ne şikayetlerle geliyorlar? Yaygın ağrı, vücudun sağ ya da sol yarısında, üst ya da alt kısmında olan ağrı, yorgunluk, uyku bozuklukları. Ki bu uyku bozuklukları uykuya dalmada güçlük, sık uyanma ya da sabah uyandığında hiç dinlendirilmemiş bir uyku, hastalar dayak yemiş gibi uyanıyorum gibi şikayetleriyle gelebiliyorlar. Eşlik eden hafıza bozuklukları, sisli beyin dediğimiz konsantrasyonda güçlük, bir şeye odaklanmada problemler, ayrıca depresif duygu bozuklukları, alınganlık, hassasiyet bu gibi şikayetlerle bize başvurabiliyorlar. En çok 20-50 yaş arası hastalarda ve kadın hastalarda daha fazla fibromiyaljiyi görüyoruz. Fibromiyaljinin kesin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ama beyinle ilgili ağrının algılanmasındaki kimyasal yolaklarda bir bozukluk olduğu saptanmış. Kas ağrısı ve yorgunlukla giden ama asıl kasta bir hasar yapmayan, yani primer olarak kasın hastalığı olmayan bir hastalık. Fizik muayene ve şikayetleri dikkatlice dinleyerek hekimler tanı koyuyorlar. Fibromiyaljinin belirgin bir laboratuvar değerlendirmesi yok. Yani inflamatuar, iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi bazı değerlerin yüksekliğiyle tanı konmuyor. Daha çok klinik ve şikayetlerle hekimin değerlendirmesiyle tanı konuyor. Tedavi çok önemli. Tedavide hastanın takibi çok önemli. Çünkü zaten uzun süreli bir ağrı. Hastalar bu ağrı ve kas güçsüzlüğü, yorgunluk şikayetlerinden muzdaripler. Buna bağlı olarak hastalar hareket etmekten korkuyorlar. O yüzden tedavide hem medikal hem de medikal olmayan non-farmakolojik tedavilerin çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Medikal tedavileri bizde hekim ayağı onu düzenliyor. Genel klasik ağrı kesici kas gevşeticiler çok yardımcı olmuyor. Antidepresan ve antikonvülsan grubu ile daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hastaya da muhakkak beslenmesinin düzenlenmesini, egzersiz yapmasını tavsiye ediyoruz. Beslenmede kronik inflamasyona yönelik anti-inflamatuar diyet öneriyoruz. İşte paketli gıdaların, rafine şekerin, glutenin, gerekirse eliminasyon diyetlerinin uygulanması, eksik olan B12, folik asit, magnezyum gibi elementlerin yerine konması, yine hastanın egzersizle hareketini arttırması çok çok önemli. Çünkü bu kronik ağrı, yorgunluk, hastalar hareket etmeye korkuyorlar, ağrıların hareketle artacağını düşünerek. Takibinde bir kısır döngüye giriyorlar. Biz de kademeli olarak egzersizle bunu kırmayı hedefliyoruz. Egzersizde de uzun yürüyüşler, aerobik egzersizler, yine pilates, yoga gibi büyük kas gruplarını kullanan egzersizler çok önemli. Fizik tedavide kullandığımız klasik konvansiyonel fizik tedavi yaklaşımları, işte yüzey ısıtıcılar, derin ısıtıcılar, ağrı kesici akımlar kullanılabildiği gibi nöral tedaviler, akupunktur gibi bölgesel tedaviler, tamamlayıcı tıp hekimliğinin kullandığı yöntemler de fibromiyalji hastalarında etkili oluyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.